Turkcell Yıldızlar Sahada turnuvası başlamak üzere. Katılımcılar FIFA 20 oynayacaklar. Ali Ece ile birlikte biz de turnuvayı değerlendireceğiz. Çok değerli oyuncular var. Sen nasıl bir oyuncusun FIFA 20? FIFA 20'de daha çok galibiyetim var ama bir önceki oyundan daha çok zevk alıyordum. Çünkü arkadaşları da merak ediyorum. Burada kadınlar milli takımımızdan oyunculardan bir tanesi savunma oyuncusu Yaşam Hanım. Didem Hanım orta saha, İrfan Can Kahveci orta saha ama takım savunmasında da iyidir. İbrahim Yattara Allah'ını seven savunmaya gelsin. bağırışı dışında pek geriye gelmemiştir ama hocaları da öyle bir şey istememiştir. Serhat Akın çok iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin kült futbolcusu, kültleşmiş futbolcusu. Onun yeri çok güzel. Bilgisayar oyunlarına, bilgisayara, teknolojiye de çok meraklı yani. Eski futbolcu kuşak, o kuşak futbolculardan Twitch yayınları yapan falan bir isim. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hem ligde hem de kupada havlu atmasının ana sebebiydi savunmada yaşanan sıkıntılar. Tabii iyi bir Fenerbahçe olarak Serhat bu sezondan ders çıkarıp oyunda savunmasını daha sağlam, daha iyi yapmaya çalışacaktır. Bu da ona büyük artı yazacak. Çünkü FIFA 20'de en zoru savunma yapmak. Umut Nayır, santrafor oynarken de takım savunmasını önde iyi başlatan bir isimdir. Ümit Karan dönemi santraforlardan öyle bir şey çok istenmiyordu. İstense de Ümit Karan gol atmayı daha çok seviyordu açıkçası, karakteriydi. Ve Taylan Antalyalı Galatasaray'daki sakatlıklar nedeniyle savunmanın ortasında bile oynadı maçta. Evet. Hatırlarsan. Son 10 dakika yani gibi bir süre. Yani FIFA 20'de savunmayı iyi yapan daha iyi sonuçlar alıyor. Ama benim kontrolümde Van Dijk'la Ramos bile, dünyanın şu anda faal en iyi stoperleri bile, Gelson gibi yetişemiyor rakiplere. Ya da Lovren gibi böyle komedi filmlerinde, Şabam sınıfında görülen hareketler yapıyorlar. Ben onu o işi böyle çözemedim. Sen çözebildin mi? Yok, ben de çözemedim. Hatta şuraya yazdım sormayı unutmayayım diye. Sence mesela ben savunma yapmakta çok zorlanıyorum. Yani savunmacıyı seçtiğim zaman oyunu oynarken o bir kere offside hattını sürekli bozuyorum. Apache gibi rakibin üzerine koşuyorum. Hamle zamanlamasını yapamıyorum. Arkasından bir anda şey yapıyorum, kayboluyorum hani. Bir de her şey foul veriyor ya. Faul veriyor, artı şöyle bir handikap var mesela savunmacı değiştirirken bir anda geriye doğru koşmalarda savunmacıyı değiştirdiğinde, kontrolünü değiştirdiğinde bir anda duruyor ya kazık gibi, sonra yeniden koşmaya başlıyor. Büyük bir zaman kaybı, mesafe kaybı yaşıyorsun. Dolayısıyla savunma yapmakta son derece zorlanıyorum. Gol kısmına geliriz, gol atmakta da zorlanıyorum ama savunmada ekstra zorlanıyorum. Gol atmakta hiç zorlanmıyorum ben. Ama şöyle, mesela 19'da özellikle Liverpool'u aldığım zaman, ki Liverpool alıyordum hep tabii. Çünkü Beşiktaş iyi yapmamışlardı. Belki de Beşiktaş gerçekten iyi değildi, bilmiyorum yani geçen sezon. 18-19'u, kadronun en iyi Beşiktaş kadrosu olmadığı kesin. Ama kadro Liverpool'un en iyi kadrosu, o yüzden de alıyorum. Çünkü Beşiktaş'ta yenilince o şimdi joystickler pahalandı, anladın mı? Evet. Eskiden... Var mı öyle patlatmışlığın? Olmaz olur mu ya? Ama artık yok. Bitti, o sondu. Ben PlayStation oyun konsolum değerli olduğu için yapmıyorum özellikle ama. Pandemi sırasında fiyatlara baktıktan sonra bir daha hiç. Ya. Özellikle artık öyle iki maç falan kaybedince, üç maç kaybedince direkt oyunu kapat, tamam, bitir, koy kenara. Çok kıymetli çünkü. Bir de yeni aldım. Bir de bu çocuklara da iyi örnek olmak lazım artık. Evet. Çocuklarımız da büyüdü. Her şeyi anlayacak yaştalar. Ama şeyi ben anlayabilmiş değilim. Mesela 19'da özellikle Van Dijk'la çok iyi savunma yapıyordum ve bütün savunmayı çok iyi yapabiliyordum. Ama Van Dijk'ı bıraksan zaten onun bir bazı var zaten. Evet, ama gerçek hayattaki kadar etkili oluyordu savunma değildi. Evet. Burada liderlik yapamıyorsun dediğin gibi. Mesela birini koşturuyorsun, duruyorsun, ondan sonra o böyle... Çok zor. Ben neredeyim, ne yapıyorum? Sanki bir hafıza kaybına uğruyormuş gibi 4-5 saniye ben kadar. Ben bu futbol oyunlarının yaratıcısının röportajını okumuştum. Çok özür diliyorum. En zorlandıkları şey neymiş biliyor musun futbol oyunu yaratırken? Bu herhalde savunma. 96 yılında başladı. Savunma ve topsuz oyunda... Oyuncuların yani topa sahip olan, evet, değil de diğerlerinin yerleşimi. Çünkü evet, çok ciddi bir kaos var aslında orada ve pozisyonlarına göre işte bir adam sol bekse topa göre hareket edecek ama bir yandan ya da rakibe da, göre. Evet. İkisi de seçenekli. Yani, sen hangisini yapıyorsun? Ben şeyi, hareketi mi? Yani sen o topsuz oyunda oyuncuların rakibe göre mi hareket etsin seçiyorsun yoksa topa göre? Rakibe göre. Ben de topa göre seçtim. Daha iyi savunma. Daha iyi de daha az kötü savunma yapıyorum. Mesela, onu deneyebilirim. Dene onu. Mesela 19'da tam tersiydi öyle. Rakibe göre hareket edince yapıyordum. Ya bizim yarışmacıların ne yapacağı o açıdan çok önemli gerçekten. Ben çok merak ediyorum. Ama mesela gol atma konusunda ben hiçbirinin sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Çünkü benim mesela en çok gol atabildiğim oyunda bu oldu, onu söyleyeyim. Şimdi 19'da ben savunmayı daha iyi yapıyordum ama benden daha iyi oynayan en az 5 milyon kişi olduğu için. Kornerden gol atmayı başarabildin mi? 19'da çok attım. 20'de ilk kez geçen gün attım.
Ama topsu. O da tamamen yanlış. Yani ben topu böyle aşırmak istedim, kaleye gitti. Ne yap biliyor musun? İkinci adamı çağır, ona pas ver, yeniden al, öyle içeriye yapıyorum. Doğru kat et. Öyle yapıyorum. Başka türlü olmuyor. Ama 19'da olmuyor. Sırf onu söyleyecektim. Yani gol atma. 19'da attığım gollerin yarısını Van Dijk'la atıyordum korner atışlarında. Onu böyle çok ben iyi kullanıyorum. Düşünün, evet. 20'de ise Mane'yle, Salah'la atarsam attım. O kadar. Ya yani Mane'yi Mane sanki oynuyormuş gibi kontrol ediyorum. Çünkü öyle bir yüzümü güldürüyor ki şöyle düşünüyorum. Sen de tabii Irmak Kazuo'ya sebep Liverpool'dan hoşlanmayanlar derneği başkanı evet. olarak. Tabii sen Arbatur'la da bayağı çalıştın. Çok. Orada hani hoşlanmayanların da ötesinde bir üst seviyesinde bir derneğin başkanı olarak. Ama beni de Murat Kosova'yı da bir tebrik et yani. Ya Kosova ezelden beri Liverpool taraftarı. Onu zaten tebrik ettim. Hatta bu pandemi arası girdi. O böyle ligler ezelden askıya beri alındı. Biz şey mi? Eyşan'dan Murat beri Kosova yani? Bir Allah geldi Allah. Gözler dolu dolu. Neredeyse yani bu kadar net bir şampiyonluk yürüyüşünün böyle kesilmiş olması. Ama şükür ki gerçekten de ben Liverpool'u çok sevmiyorum ama sonuç itibariyle. Çok hiç sevmiyorsun çok, yani. Evet çok sevdiğim söylenemez. Hakkıydı ve bu sezonun saha içerisinde tamamlanması gerçekten futbolun adaleti ve hakkaniyeti açısından çok önemliydi. Onun için FIFA mutluyum. 20'de, FIFA 20'de hiç almıyor musun Liverpool'u bu kadar iyiyken? Ya ben genelde oğlumla birlikte oynayıp şey takımlar yapıyoruz. Kendimiz takım kuruyoruz. Mesela altın şimdi Beşiktaş'ı aldık. Beşiktaş'ı aldık ve Beşiktaş'ı şu şekilde oyuncularla bakayım hangi oyuncuları aldınız merak ettim. Ya ismiyle dalga geçtiğimiz oyuncu. Şimdi söyleyeyim ismiyle dalga geçtiğimiz oyuncularla. Ben sürekli böyle futbolcu isimlerini değiştiririm şey yaparım evde kendi seyrederken. Ondan sonra onları aldık. Yani her takımdan oyuncu var yabancı da var. Mesela Kamil Ahmet Çörekçi'ye ben hep Çörek Ahmet Kamilci derim. Mesela sağ bekimiz Kamil Ahmet Çörekçi. Bir ara bir oyunlar vardı. Takımların, oyuncuların telif haklarını alamıyordu. Ha, Roberto Larcos mesela. Merseyside Red. Blues. Merseyside Blues falan filan. Everton. Aynen. O imaj haklarını alamadıkları için ben de böyle deforme ederek isimleri söyleye söyleye böyle dedik. Hadi oğlum böyle bir takım yapalım da zevkli olsun diye. Beşiktaş kadrosu içerisinde de olduğunu 27 Temmuz, şu anda üçüncüyüz. 27 Temmuz, 20 Ağustos arasında beni böyle bizim FIFA Pro Club takımı olan böyle Çatladı Kapı Spor'dan Ali Makbovi'yi alıp ve kiralayabilirsiniz. O kişi öyle ben mi? Alıyorum. Tamam. Evet, orta saha oyuncusuyum. Özellikle attığım sürpriz gollerin yanı sıra orta sahadaki çift yönlü oyunum, kestiğim toplar. Bakalım gerçek yıldızlar ne yapıyor? Evet, ona yavaş yavaş oraya dönelim. Peki turnuvada kimler var? İrfan Can Kahveci, Didem Karagenç, milli futbolcumuz. Hücum yapmak daha kolay, savunma yapmak daha zor. Ama bu oyunda daha zor gol atıldığını gördüm. Yani diğer oyunlara göre. O yüzden savunmada en iyi şekilde İrfan'ı karşılayacağım diyebilirim. Çok pas yapmaya çalışıyorum. Bu oyunda biraz pas yapan daha çok götürüyor gibi FIFA'da. Buradan da bir ipucu vereyim Didem. Yani daha çok paslı oynuyoruz. İbrahim Hayattar'a Trabzonspor'un efsanesi. Yaşam Göksu yine bir milli futbolcumuz kadın. Ben defansif ofansif bilmiyorum. Ben bam 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 gidiyorum direkt. Ben de doğaçlama oynuyorum. Oyun akışına göre. Ümit Karan ve Taylan Antalyalı. Ümit Karan milli takımımızın eski golcüsü, Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu. Taylan Antalyalı da Galatasaray'ın genç yıldız adayı. Ben de atak futbolu seviyorum. İlk defa bugün göstereceğim yani onu da. Bol golü bir maç olacak gibi Ümit abi. Taylan bizi bilir biz ya. Her zaman 4 forvet 5 forvet oynarız. Bizim işimiz bu. Şimdi artık bunlar tek forvet zor oynuyorlar ama bizim zamanımızda 5 forvet oynuyorduk. Bizim oyunda da böyle 5 forvet. Bizde geri vites yok. Serhat Akın, Umut Nayır'le. Gençlere meydan okuyorum. Kadıköy Ovası şampiyon olmaya geldi. Arkadaşlarımı bekliyorum. Kıyasaya rekabet ve çekişmeli maçlar bizleri bekliyor. Kirserli heyecan sahada, coşku sahada, rekabet sahada. Karşınızda yıldızlar sahada. Sen de hemen BIP'ten Turkcell Gaming kanalına katıl. Sürpriz hediyeleri kaçırma. Ali Ece, favorin kim? Valla favorin şöyle. İşte Umut Nayır futbol menajeri de oynuyor. Genel olarak yaş olarak da, yaş grubu olarak da daha eski FIFA'ları da oynamış. Ama aynısı mesela İrfan Can için de geçerli. İrfan Can için bir böyle avantaj da uzun süredir oynadığı takımda, gerçek hayatta oynadı Başakşehir'le.
oynayacakmış. Onu öğrendim. Bakalım kendisini ve Abdullah Avcı veya böyle hatta Okan Buruk Hoca'dan da daha mı iyi yönetecek saha içinde, onu da çok merak ediyorum. İkisine de yani biri favori, bir tanesi plase. Maçları izleyeyim biraz. Yani birine tam favori diyemiyorum o yüzden. Ben biraz Serhat Akın'a yakınım. Mutlak favorim yok. Bankom yok, anladın mı? Senin bankom var mı? Banko yok tabii ki. Bir seyretmek de lazım ama hani böyle şey sezgisel olarak. Şimdi Serhat Akın emeklilik hayatı yaşıyor. Ümit Karan da öyle ama aralarında bir kuşak farkı var. Belirli bir yaş farkı var. Serhat Akın bir de işte bu Twitch yayınları vesaire dijital dünyaya da hakim. Dijital dünyaya hakimiyet demek, o oyun konsoluna hakim olmak demek ki pek ben hakim değilim. Elimde bazen balık gibi kayıyor gidiyor Serhat Akın ama tüm bu şey dünyasına hakim olduğu için eğer iyi konsantre olursa sanki işi götürebilir gibi geliyor bana. Ya bu saydığımız üçlüden Serhat Akın, Umut Nayır, İrfan Can üçünden biri %100 finale çıkacak diye düşünüyorum ben. %99.9 diyeyim hadi. Bana da öyle geliyor. Şimdi böyle oynarken elektrik kesilir, bilmem ne internet kopar falan değil mi? Öyle riskleri de gözünde bulundum. %99.9 bu üçünden bir tanesi kesin finale çıkacaklar. Eşleşmeleri konuşalım teker bakalım. Teker. İrfan Can Kahveci, Didem Karagenç. İkisi de orta saha. Yaşlar yakın. Evet. İkisi de sanki hani mesela İrfan Can'ın o böyle yana çekerek çalımı var ya onunla evet, özdeşleşen. Evet. Mesela pandemide işte tuvalet kağıtlarıyla yapılan evet, yapılan challenge'da ben öyle bekledim. Yani her an tuvalet kağıdını yana çekip yapabilirdi. O kadar özdeşleşti. O mesela FIFA'da İrfan Can'dan görüp öğrendiğim ve yaptığım hareketlerden bir tanesi. Demek ki İrfan Can bu işle bayağı ilgili gibime geliyor. Didem Hanım da orta saha olduğu için o da büyük ihtimal İrfan Can kadar ilgili. Yani senden benden daha ilgili. Senden benden daha çok oynadıkları ve daha iyi oynadıkları kesin bir kere. Ya ben işte 10 sene önce Irmak Kazuk'la sürekli oynuyordum. Ondan sonra bir ara verdim. Şimdi oğlum büyüdü, oynamaya başladı. Onunla yeniden sahalara dönüş yaptı. Yani arada ben de oğlum mesela... Oğlum seni yeniyordur hep. Yeniyor. İlk 7-8 ay yendim. Ondan sonra işi bir çözdü. Çözdükten sonra tabii yani ben toplam 5 tuşta oynuyorum. Sen normal benim futbol oğlum bütün korelasyonları gerçek kullanıyor. Gerçek hayattaki gibi. O olan... kısa yollarını biliyor tabii. Bana da kızıyor aynı takımda oynadığımızda. O İrfan Can'ın çalımını mesela olur. Çok rahat yapıyor. Leblebi çekirdek gibi tabii. Yapıyor. Sen hiç. Ya gerekli gereksiz yerde variyete çünkü yapabiliyor. Eline parmaklarına hakim, tuşlara sen ona, hakim sen neyle. Sen böyle pres yapınca arkasını dönüp sana sırtını dönüp topu sektirebiliyor mu? Sektirebiliyor. Evet, tamam, o zaten bütün topu havalandırarak bozuyor, kaybedersin tabii orada. Yok zaten hiç. Ben yani çok zorlanıyorum. Burada evet. Eşit şanslar. İrfan Can, Kahveci, Didem Karagenç %50-50 diyorum ben. İbrahim Yattar'a Yaşam Göksu. Yaşam Göksu savunma oyuncusu ama 10 numara giyen bir savunma oyuncusu olduğu istihbaratı geldi. Aklıma Willem Galas geldi. Felipe Melo, Willem Galas. Kimi zaman böyle ya, şeyler oluyor. Ya Melo'nun orta saha canım yani. Galas bayağı orta... stoperdi bilemedim. Evet, sol bek, sağ bek oynatıyorlardı. Yani şey de Melo da yani 10 numaranın temsil ettiği anlamlardan uzak bir oyuncuydu. 10 numara forvet arkası. Estetik futbolcu. Defans oyuncusu değil. Ama Melo yine şöyle bir çapraz topu falan güzel atıyordu. Ya Melo Galas çok üst düzey bir oyuncu. Çok tartışmasız. Laurent Blanc, Van Dijk falan 10 numara giyse çok yadırgamazsın. Franz Beckenbauer. Ayağı çok düzgün oyuncular yani. Topu istediği yere istediği gibi atabilen. Zaten Blanc eski ofansif orta saha oyuncusu evet. Misal. Yani sonradan savunmaya çekilmiş bir oyuncu. Ama şey öyle değil yani sonuçta. Galas öyle değil. O zaman burada ben merak ettiğim İbrahim Yattara çok eskiden beri oynuyor bu oyunları. Çok meraklısı. Ta 2006'da 2007'de böyle hatırlarsan böyle fotoğrafları vardı oynarken. Ama Yattara da gerçek hayatta futbolculuğunda sen demin anlattın ya topla ayaklarını değiştirerek o 5 tane tuşla 5 üzeri 5'lik variyete evet, repertuarına evet. Sahip. Yattara gerçekten FIFA 20'den önce FIFA 20 oyuncusu gibiydi yani o variyetelerde. O yüzden çok merak ediyorum. O çalım hani genel bir böyle kalça hareketiyle yaptığı bir çalım vardı ya kalecileri felç eder. 1001 çalım vardı. Ya 1001 ama zannediyorum Ankara Gücü kalecisi Carlos vardı. Ona yaptı bir kere. Yani böyle top hiç topa dokunmadan o böyle kalçasını çevirerek gibi anladın. Okaça'nın Oliver Kahn'ın attığı goldeki çalımlardan bir tanesi. Gibi. Yani. Ama bu hareket yani o biraz daha dur kalktıydı bu akan oyun içerisinde. Çok çok özel bir oyuncuydu yani İbrahim Yattı. Ben de merak Yattara ediyorum. Mesela sürpriz favorisi. Yaş olarak belki Ümit Karan var bir tek İbrahim Yattara'ya evet. Yaşına yakın. Ama böyle bu oyun daha
çok popüler olmadan önce Yattari'yi böyle çok popüler hale getiren, ki sana şöyle bir şey anlatayım. İşte Trabzonspor'un yıl dönümü için oraya gittik. Teknik evet. direktörler, eski başarılı hocalar, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, herkesle konuştuk. Evet. Ali Kemal Denizci, İskender Gönen gibi efsaneleriyle vatandaşa, halka sorduğumuz zaman en iyi futbolcusu olarak gelmiş geçmiş. Ne bileyim, Şota, şimdi Sörlot, Hami, Mandıralı, işte o üst üste şampiyon olan takım kalecisi, sonuçta Şenol Güneş gol yememe rekorları kırıyor. Yok arkadaş, vatandaşın, özellikle babamın kuşağı, babamların kuşağı, babamlarımızın kuşağı, yani X kuşağı öncesi Trabzonsporlular, o ilk şampiyonlukları zamanda görenler bile %90'ı Yattara diyor. O kadar seviliyor ki şehirde, işte o hareketlerine sebep o kadar. O senin anlattığın sihirbaz çalımlarına sebep. Resmen böyle topu yok ediyordu. Oyuna değer, göremiyordu değer yani. Katıyordu, evet kesinlikle. Ümit Peki, Karan Taylan Antalyalı. Bilmiyorum. Kuşak farkı var, ciddi. Kuşak farkı var ama bir de Taylan savunmada da oynadı Galatasaray'da bir maçta. Taylan her yerde oynayabiliyor. Ümit'in gol atma özelliği, gol repertuarı da çok genişti böyle. Çünkü böyle çalım repertuarı da genişti Ümit Karan'ın, evet. onu da söyleyeyim. Yani böyle rahat adam eksilten ve farklı hareketlerle adam eksiltebilen, rakip eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Taylan'ın muazzam bir, bence böyle kuşak avantajı var sanki. Var. Ya şimdi burada hepsi tamamı, yani bu konsola hakim olmak, düğmelere hakim olmak, bu yaşla alakalı. Bir de o dile, dedik ki yani ayrı bir lisanı var. Futbol arayüzünde farklı bir oyun oynan. Dijital bir mecrada oynuyorsun sonuç itibariyle. Hani futbolu bilmek çok 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 fazla anlam ifade etmiyor. O oyunu bilmek, orada ya ne yaparsan söyleyeyim. Ne olacağını bilmek çok önemli. Ben milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş Hoca'yı yenerim FIFA 20'de. Misal. Bu benim futbolu daha iyi bildiğim düşüncesini kimse aklına bile getirmez. Düşünce evet. suçu olur bu, anladın evet. mı yani? Gerçekten varsa bir düşünce suçu budur. Ama öbür taraftan da şu var. Senin oğlunun senin yenmesi gibi bir kuşak farkı da var. Eller daha, sırf el değil, ekrana daha işte adapte olmuş durumda evet. yeni kuşak. O yüzden Taylan biraz daha avantajlı bu eşleşmede. Ben de sana katılıyorum. Serhat Akın'la Umut Nayır çeyrek final eşleşmesi. Serhat iyi bir golcüydü. Umut Nayır Beşiktaş'ta bu sezon Galatasaray derbisinde attığı gol, zaman zaman ihtiyaç halinde sahaya girdi. Bu sezon onun için bir kazanç olabilir. Beşiktaş formasıyla tanıştı. Nasıl bir oyun bekliyorsun Serhat'la Umut arasında? Gollü. İkisi de golcü. Umut Nayır birinci ligin bir kere son yıllardaki en iyi golcülerinden bir tanesiydi. O performansı sayesinde bu kez Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan birine transfer oldu Beşiktaş'a. Şampiyonluk adayı takımlarından bir tanesine transfer oldu. İki hafta, haftanın en etkili yedeği de oldu sonradan girip. Evet. O var. Yani yapılacak oyuncu değişikliğinde acaba kendisini mi alacak Umut? Onu çok merak ediyorum. Serhat da zaman zaman Fenerbahçe kariyerinde oyuna sonradan girip maçın akışını değiştiren oyuncu rolünü de başarıyla oynamıştı. Ama genellikle ilk 11 başladığı maçlar hep akla bu Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde Serhat'la Ali Eren Beşerler'in, ne diyeyim, tırnak içinde böyle kapışmaları akla gelir. FIFA 20'de en önemlisi o, işte ikili mücadeleleri kazanmak. Aşina Serhat ve dediğin gibi işte daha önce benim de belirtmeye çalıştığım gibi Twitch yayınları olsun, genelde bilgisayar oyunlarına ilgisi olsun. Umut daha az oynama şansı buldu bu sezon. Çünkü gerçek hayatta futbola harıl harıl devam ettiği için. Serhat daha çok oynama imkanı bulmuş olabilir ama başka oyunlar da oynamış olabilir. Evet. Yani çünkü Serhat Akın basketbol da oynar bence bilgisayarda. Serhat Akın araba yarışı da yapar. Serhat Akın çünkü eğlenceli birisi. Zaten futbola da böyle oyun olarak, futbolun hani bir oyun boyutu var ya. Yani işin görselliği, işte Kadıköy Boğası, şekil, şemal, sevinç. FIFA'da sevinç biliyorsun böyle. İstediğin sevinci bir atabiliyorsun, atayabiliyorsun oyuncuya. Acaba o oyuncularına tek tek sevinçleri atılmış mıdır? Çok merak ediyorum. Umut ise, Boğa yapardı. Umut golünü attı mesela Galatasaray derbisinde. Hani böyle çok duygusal bir an oldu ki ben maçtan sonra yayın için, Nebil Evren'le 90 artı programı için Umut'u aramıştım. Orada niye öyle kaldın, çok mu yoruldun? Yok abi dedi. Bir an böyle çocukluğum aklıma geldi yani. Böyle 8-9 yaşındayım. Hep böyle şeylerin hayalini kuruyordum. Beşiktaş formasıyla, Beşiktaş'ın en ezici rakipleri Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gol atmanın. Bir nevi de böyle derbi maçı bu olacak. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum Serhat hangi takımı evet, alır ama. Serhat hangi takımı alır bilmiyoruz ama Serhat derbilerde Serhat. Gol atmayı seven. Yani o ilk Fenerbahçe'ye geldi 2000-2001 sezonu son 7-8 hafta Kenneth Anderson'un sakatlığı sonra sahaya girmiş ve bir daha dönmemişti ki.
çok aslında hücum bölgesinin her tarafında oynayabilen, her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Tam ilk dönem böyle patlayıcı forvet örneklerinden. Forvet. Sağ ön, sol ön, santrafor. Bir de o şeydir biraz, derbikatör bir oyuncudur. Ama işte Umut Nayır da derbikatör oldu yani bu sezon. Beşiktaş'ın kazandığı Galatasaray derbisinde flash bir galibiyet. Maçın en önemli tabii golü. Dijital ortam çok farklı. Futbolculuk kariyeriyle başarının buradaki, FIFA'daki başarının hiçbir ilgisi yok. Bakalım hani ben de Serhat Akın'ın yarı emeklilik hayatı yaşaması ve kendini daha fazla bence oyunlara vermiş olma ihtimalle. Bence de mesela Rıdvan Dilmen'le sen maç yapsan sen bile kazanabilirsin. Ama FIFA 20'de. Yani. Koca bir yani. De oynuyormuş gizli gizli, biz bilmiyormuşuz. Düşünsene bir geliyormuş, hadi bakayım falan filan. Olabilir mi? Olmaz ya. Olmaz. Rıdvan'ı çok oynamıyor. Türkcelli heyecan sahada, coşku sahada, rekabet sahada, karşınızda yıldızlar sahada. Sen de hemen BIP'ten Turkcell Gaming kanalına katıl, sürpriz hediyeleri kaçırma. Turkcell Yıldızlar sahada turnuvası, çeyrek final maçları sırayla her gün bir çeyrek final heyecanı yaşanacak. İlk çeyrek final mücadelesi İrfan Can Kahveci ile Didem Karagenç arasında her gün bir çeyrek final maçı var, heyecanı kaçırmayın.